Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak derginin bir hadis, bir mesaj bölümünde yer alan doçent doktor Mustafa Canlı imzalı Candan da Öte başlıklı yazıyı aktaracağız. Bir hadis. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Biriniz beni çocuklarından, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Bir mesaj. Ey mümin kardeşim, Allah'ın Habibi, sevgili Peygamberimizi öyle sevelim ki O bize çocuklarımızdan, ana ve babamızdan, hatta canımızdan bile daha sevgili gelsin. İnsanlık tarihi boyunca en çok sevilen, kendisine en çok muhabbet beslenen, hakkında en çok naat ve şiir yazılan, edebi ve veciz yazılar kaleme alınan şahsiyet, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Çünkü o, bütün insanların en kıymetlisidir. Hadis-i şerifte belirtildiğine göre, kıyamet gününde livaül hamdi o taşıyacak. İlk şefaat hakkı isteyen ve şefaati ilk kabul edilen o olacak. Cennet kapısının halkasına ilk defa o vuracak ve cennetin kapısı onun için açılacak. Ümmeti de onunla birlikte cennete girecek. Velhasıl o önce gelenlerin de sonra gelecek olanların da en değerli olanıdır. Rabbim gönüllerimize onun sevgisini lütfetsin. Cümlemizi dünya hayatında onun güzel ahlakıyla ahlaklandırıp ahirette de şefaatine nail eylesin inşallah. Gönüller onu nasıl sevmesin ki? Zira önce Allah Celle Celaluhu onu sevdi, Habibim dedi. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurarak onu bütün bir kainata sevdirdi. Şair bunu ne güzel tasvir etmiş. Sevdim seni, mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana hayran diye sevdim. Hani o bir sözünde, seven kişi sevdiğine onu sevdiğini söylesin. Yani sevdiğini ishar etsin diyor ya, biz seni çok seviyoruz ya Resulallah. Zira seni sevmek Allah'ı sevmektir. Sana olan sevgimiz arttıkça Rabbimize olan sevgimiz de artıyor, imanımız pekişiyor. Çünkü onu sevmek imandandır. Onu sevmekle imanın tadını alıyoruz. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Üç özellik vardır ki, bunlar kimde bulunursa o imanın tadını tadar. Allah ve Resulünü bu ikisinden başka herkesten fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek, Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Ona olan sevgi ve muhabbetin tezahürlerini ashab-ı kiramda belirgin bir şekilde görürüz. Onlar iki cihan sevgilisini öyle severlerdi ki tabir caizse toz kondurmazlardı. Ona olan sevgi ve muhabbetlerini bazen seni seviyorum ya Resulallah diyerek bazen de anam babam malım ve canım sana feda olsun ya Resulallah diyerek dile getirirlerdi. Şu yaşanmış vaka, bu tezahürün güzide misallerinden birini teşkil eder. Mekkeli müşrikler, Reci vakasında esir düşen ashab-ı kiramdan, Zeyd bin Desine'yi öldürmek için haremden çıkardıkları zaman ona dediler ki, Allah aşkına söyle Zeyd, şimdi sen çoluk çocuğunun yanında olsaydın, senin yerinde de Muhammed olsaydı, seni öldüreceğimize onun boynunu vursaydık, daha iyi olurdu değil mi? Hazreti Zeyd bu soruya kararlı bir şekilde şöyle cevap verdi. Allah'a yemin ederim ki, ben çoluk çocuğumun yanındayken, Muhammed aleyhisselamın değil burada olmasını istemek,
şu anda bulunduğu yerde bile ayağına diken batmasına gönlüm razı olmazdı. Bu cevap karşısında o zaman henüz Müslümanlığı kabul etmemiş olan Ebu Süfyan şaştı kaldı ve şu itirafta bulundu. Ben dünyada Muhammed'in ashabının Muhammed'i sevdiği kadar bir başkasını seven kimse görmedim. Yine bir defasında sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in elini avucuna alarak ona iltifatta bulunmuştu. Bu mazhariyet karşısında Ömer radıyallahu anh'ın gönlünden şu cümleler kopup geldi. Ya Resulallah, seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum. Resul-i Ekrem Efendimiz, hayır bu olmadı. Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, beni canından da çok sevmelisin. Hiç kimse beni canından daha çok sevmedikçe kesinlikle iman etmiş olamaz, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer hiç tereddüt etmeden, ''Ya Resulallah, sana kitabı indiren Allah'a yemin ederim ki, şu anda sen bana şu göğsümün içindeki canımdan daha çok sevgilisin.'' dedi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''İşte şimdi oldu Ömer.'' buyurdu. Müminlerin ona olan sevgilerinin ölçüsü hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. ''O peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır.'' Rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek ''Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?'' diye sordu. Sevgili Peygamberimiz ona ''Kıyamet için ne hazırladın?'' diye karşılık verdi. Bunun üzerine adam ''Kıyamet için hazırladığım öyle fazladan bir namazım, orucum, sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü severim.'' dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz de ona şöyle buyurdu. Öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın. Evet, seven sevdiğiyle beraber olur. Onu seven de cennette onunla beraber olur. Nitekim Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Beni seven cennette benimle beraber olur. Sevgi fedakarlık ister. Sevgi bedel ister. Öyle kuru kuruya seviyorum demekle gerçek bir sevgi ortaya konmuş olmaz. Sevginin tezahürü, göstergesi olması gerekir. Mesela bu manada onu sevmek sünnetine uymaktır, sünnetine ittiba etmektir. İki cihan sevgilisi Peygamber Efendimiz bir defasında Enes bin Malik Hazretlerine bazı nasihatlerde bulunduktan sonra şöyle buyurmuştur. Benim sünnetimi ihya eden, beni sevmiş demektir. Kadı İyas Hazretleri, sevgili Peygamberimize hasrettiği Eş-Şifa isimli eserinde, sünnete göre yaşamak hususunda şunları söylemektedir. Sünnete göre yaşamak, Peygamberin hayat tarzını benimsemek ve sünnetine göre yaşamaktır. Onun sözlerine ve davranışlarına göre kendine çeki düzen vermektir. Buyruklarını yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Sünnete göre yaşamak, kolay ve zor zamanlarında, sevinçli ve kederli vakitlerinde onun ortaya koyduğu edeple edeplenmektir. Onu sevmek, kimseye kin beslememektir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın naklettiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şu nasihatlerde bulunmuştu. Yavrum, eğer kalbinde kimseye karşı kin beslemeden sabahlayabiliyor ve akşam edebiliyorsan bunu yap. Yavrum, işte bu benim sünnetlerimden biridir. Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş demektir. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Seven sevdiğini anmak ister. Sevdiğinin adı anılınca gönlünde bir kıpırdanma olur. Onun için sevgili Peygamberimizi sık sık anmalı, sonrasında da selavat getirmeliyiz. Zira Cenab-ı Hak müminlere şöyle seslenmektedir. Allah ve melekleri Peygamber'e salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.
Zira salatu selam dualarımızı Rabbimize yükselten bir güçtür. İlk zahitlerden Ebu Süleyman Eddarani şöyle demiştir. Allah Teala'dan bir dilekte bulunacağın zaman duaya Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirerek başla. Ardından istediğin duayı yap. Daha sonra duanı Resul-i Ekrem'e salatu selamla bitir. Cenab-ı Hak o iki salatu selamı da kabul eder. Yüce Allah iki salatu selam arasında yapılan duayı reddetmeyecek kadar cömerttir. Onu sevmek, onu özlemek, ona kavuşmayı arzu etmektir. Çünkü seven, sevdiğine kavuşmak ister. Yemen'den sevgili peygamberimizi görmek ve Medine'ye hicret etmek için gelen Eş'ari kabilesine mensup olan insanlar, Medine'ye girerken heyecan içerisinde mealen şu beyti tekrar ediyorlardı. Yarın sevdiklerimize kavuşacağız, Muhammed ve ashabıyla buluşacağız. Benzer bir şekilde Bilal-i Habeşi Hazretleri ölüm döşeğindeyken, "Eyvah gidiyorsun!" diye üzüntüsünü dile getiren hanımına şöyle seslenmişti. "Hayır, ben çok sevinçliyim. Kavuşacağım yarın dostlarıma, Muhammed'e ve ashabına." Dünya hayatında onun sünnetine ittiba ederek yaşayan mümin, öldükten sonra da ahirette ona kavuşmayı arzu eder. Ne mutlu onun sevgisini yüreğinde taşıyıp sünnetine ittiba edenlere. Rabbimiz hamd sancağı altında bizleri onunla buluştursun. Rabbimiz iki cihan sevgilisinin sevgisini gönüllerimize lütfetsin. Dünya hayatında cümlemizi onun güzel ahlakıyla ahlaklandırsın. Ahiret hayatında da cümlemizi onun şefaati uzmasına nail eylesin inşallah. Amin. Salat ve selam onun üzerine olsun.